Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ Havyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle. Yine çok güzel ve kolay bir model hazırladım. 21 numara tığım ve bu da hazırlamış olduğum güzel şöyle kolay modelim. Evet arkadaşlar, modelimiz bakın. Şöyle iki tane dalın üzerine birisine böyle minik bir çiçek, diğer dalımıza da böyle büyük bir çiçek hazırlayarak hoş ve zarif bir model hazırladım sizler için. Arasuyu da bildiğimiz bu kolay üçgen kirpikli trabzan yaptım arkadaşlar. Evet, modelimiz, çiçeğimiz bu. Evet, ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videoda mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Evet, bu ara suyunda bakın 5 tane yapmışım. 2 tanesi de bu şekilde. Böyle çiçeğim birisi tutturma bir ara boşluğuna gidiyor. Şöyle çiçek daha seçkin gözüksün diye. Şimdi dalımızı yaparak başlayalım arkadaşlar ve ara suyunu da dalımızın sonrasında yapalım. Evet, ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, sık iğne ile ipimizi sabitledik. 2 tane zincirimi çekip hemen yandakine 2 ve 2 alarak böyle bir zemin oluşturuyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya girip sabitledim. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen şöyle 2 ve 2. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. Çevirdim 5 zincirimi. Trabzanın tepe noktasına girip sabitliyorum. Bir zincir çekip şöyle dönüşü yaptım. Bakın, üçgen. Bu şekilde yuvaların üzerine 5 zincirden yuva hazırladım. Sık iğne ile sabitleyip 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2 ve 2. 5 zincir çekiyorum. 5 zinciri bu şekilde 1 yuva oluşturdum beyaz çiçekler için. Geri kalan kısmı da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, şöyle 3, şöyle 4. 4 tane sık iğne 5. yuvaya. Evet, bu ilk dalımız. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvaya girip 4 seferde 1, 2, 2 ve 2. Trabzanımı yapıp yine 5 tane zincir çekiyorum. Trabzanın ara kısmından kapattım. 4 tane sık iğne. 1, şöyle 2, 3 ve 4. 5. yuvada şimdi bakın. 2 tane dalımız oldu. Tepelerinde de 5'er zincirden oluşan bir yuva hazırladık. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 2 tane de zincirle aşağıya iniyorum. Bakın, bir sonraki boş olanı yarım bıraktığımız hem de üçgeni tamamlamış oluyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar dalımızın hazırlanışı. Şimdi buraya 5 tane bu ara suyudan yapacağız. Çimen olarak dalları yaptık. Dallardan sonra 2 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıp buraya bir pipirik oluşturuyorum. 2 zincir sıradakine. 2 zincir şöyle. 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapattım. 2 zincir. Kirpik oluşturuyorum. 2 zincir. Şöyle 2 ve 2.
4 zincir. Kapatıyorum. 2 zincir. Hemen yanındaki tığ battıya giriyorum. 2 zincir. Bir defa doladım. 4 zincir. Kapattım trabzana. 2 zincir. Hemen yanındaki. Şöyle bakın. 5 tane oldu sanırsam arkadaşlar. Evet, 4 tane. Bir tane daha yapalım. 5 olsun. Ve buraya kapatıyorum. 2 zincirle de yandaki tığ vattaya geçiş yapıyorum. Evet. 5 tane yaptık bakın. Bu şekilde çimenini yaptıktan sonra bu gösterdiğim yine aynı bakın bunun kirpiksiz halinin üzerine 5 zincirli yuvanın üzerine 2 tane dal yapıyoruz. Çok kolay gerçekten. Hem de çıtı pıtı gösterişli bir oya oldu. Evet, şimdi çiçeğimizi yapalım dalımızın üzerine. Evet, şöyle ilk dalın üzerine 5 zincirin üzerine sık iğne ile bu krem rengi ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip kirpik oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincir çekiyorum. 5 tane bu şekilde pipirik yapıyorum. 4 zincir. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Şöyle arkadaşlar. 5 tane yaptık ya 4 zincirden pipirik. Burasını çok küçük bir örümcek olması lazım. Büyük. Güzel durmuyor. Minik bir örümcek. Ve diğer dala geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Buranın 2 katı büyüklüğünde yani 8 zincirden oluşan şöyle 3 tane kirpik yapıyorum buraya. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi kapatıp kirpiği oluşturuyorum. 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirden oluşan kirpikleri tamam. Şimdi koparmadan önce arkadaşlar muhakkak bir tane zincir çekiyorum ki hem sökülmesini engelliyor. Şimdi bunu da bakın şöyle bu tarafta bırakırsanız hani beyaz da fazla yanık izi olmuyor ama yine de yanık izi hiç gözükmese daha güzel oluyor. Şöyle bir tel dahi olsa onu arkada tutması yeterli arkadaşlar. Şöyle bakın şu görüntü güzel. Şimdi bu 8 zincirli yuvaların üzerine minik minik çiçekler, kır çiçekleri yapacağız. Hemen turuncu ipimi alıp geleyim. Evet. Şimdi buradaki 8 zincirli ilk dalın içine girerek çiçeklerimizin yapılışına başlayalım. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığı dolayıp şöyle ikili bir trabzan. 4 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 2 oldu. Şöyle 3. Şöyle 4. Evet. 4 tane bu şekilde. İkili trabzan. 5 zincir çekiyorum. Tersine döndüm. Buradaki ilk trabzanımızın tepe noktasına yani 2 zincire dönüş yaptığımız yere 5 zincirimi sabitliyorum. Ve bir tane zincirle de düz tarafına döndüm. Şimdi buraya 4 tane kirpik yapacağız. 4 zincirimi çektim. Bakın bu sık iğneler yuvamız olacak. Bu şekilde sık iğnelerin üzerinde daha güzel duruyor. Şart değil. Nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar. Sık iğne 4 zincir. Sık iğne 4 zincir. Sık iğnenin arasına kapat. Sık iğnelerimiz yuva oluyor. Dördüncü sık iğne 4 zincir. Şimdi buraya bir
tane daha bitiş sık iğnesi. Buna kirpik yapmayacağız. Böyle bitişinde muhakkak bir sık iğne olsun arkadaşlar. Şöyle. İlk yuvamız tamam bakın. 4 trabzanın üzerine 4 tane sık iğnenin üzerine 4 zincirli kirpik. Şöyle kafanızda karışmaz. Hep 4 4 oldu arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Geçiş köprüm. Diğerine bu yuvama şöyle buraya trabzan yapacağız arkadaşlar. İkili trabzan 2 ve 2. Bu şekilde trabzanla geçeceğiz. Şöyle bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 4 olacak. 3 ve 4. Birincisinde ne yaptıysak diğer yuvalara da aynı şekilde yapacağız yani arkadaşlar. Şimdi buraya 5 zincir çekiyorum. Çevirdim 5 zincirimi. Şöyle. İlk trabzanımın tepe noktasına buraya sabitliyorum. Bir zincir çekip döndüm. Buradan sık iğne ile giriyorum. 4 zincir. Kirpik oluşturdum. Sık iğne, 4 zincir. Sık iğne, 4 zincir. Sık iğne, 4 zincir, sık iğnenin arasına da 4 zincirden kirpik. En son muhakkak sık iğne ile bitiriyoruz. Şöyle daha güzel duruyor arkadaşlar sık iğne ile bitirince. Ve 3 tane zinciri yine geçiş köprüsü olarak kullanıp diğer yuvaya da şöyle trabzanla geçeceğiz arkadaşlar. Şurada geçtik. Ondan sık iğne yapasınız geliyor. Trabzanla geçeceğiz. Bu şekilde. Aynı şekilde 4 tane yapalım. 3 ve 4. 5 zincir çekiyorum. Ve döndüm. Buraya. Bir zincir çekip sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Ve sık iğne. Evet bakın. Sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitirdik. Şimdi arkadaş şöyle otursun diye bir tane zincir çekiyorum dip kısmına. Ve buradan bir tane üçgen trabzanımı atlayıp ikinci üçgen trabzana sık iğne ile tutturuyorum çiçeğimi bu şekilde. İpimi koparıp çiçeğimiz bakın kalıp gibi de oldu arkadaşlar. Böyle zincirleri sıkı sıkı çektik. Bir de sık iğnelerin üzerine kirpiğimizi yaptık. Bakın kalıp gibi şöyle güzel zarif bir çiçeğimiz oldu. Evet şu ipleri yakıp temizleyip hemen geleyim. Evet modelimizi tamamladık. Modelimiz bu. Çimeni ve çiçeğiyle böyle zarif güzel bir model oldu. Çok da hoş bir model oldu arkadaşlar. Hem kolay hem de böyle rengarenk de yapabileceğiniz bir çiçeğimiz oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Arası böyle yakın olursa daha güzel oluyor. 3 tane kaldı. 5 tane bırakınca ortada 3 tane bu şekilde ara suyu kalıyor arkadaşlar. Güzel bir çiçek
modeli hazırladım sizlere. Bir de ütüye de uygun. Şöyle ters tarafından baktığınızda ütüye de gayet giden şöyle güzel bir çiçek. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak kanalın devamı için önermelerde ön plana çıkması için beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.